yerlerde gidiyorum normal. Her yerde yok zaten kalabalık. Randevu mu alacaksınız? Randevuyu 312-1955'ten alıyorsunuz. Hayır, kardiyoloji polikliniğimiz hizmet vermiyor artık. Evet, doktor isterse verebilirsiniz. Rica ederim, iyi günler. Omşehir polikliniği. Belli bir yaştan sonra hastalıktan dolayı retinitis pigmentosa tıp dilinde halk arasında da gece körlüğü deniyor. Belli bir yaştan sonra görme yetimi yavaş yavaş kaybettim. Şu anda sadece ışığım var. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezi'nde santral memuru olarak çalışıyorum. İki üniversite bitirdim. İktisat ve Sosyoloji bölümünü bitirdim. Yüksek lisans yapmayı düşünüyorum inşallah. Altı Nokta Körler Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda ve engelli sporuyla da uğraşıyorum. Engelli tandeme başladım yeni. Çok zevkli bir spor dalı. Şu anda gençlerimiz çok azimli. Diğer engelli gençlerimize bakıyorum. Üniversite okuyan var, yüksek lisansı yapan var, birçok meslek dalında çalışan gençlerimiz var. Onlarla gurur duyuyorum ve birçok hani yeni görme yetisini kaybeden gençlerimiz olabilir, çocuklarımız olabilir, arkadaşlarımız olabilir, engelliler yeni engelli olmuş, hani umutsuz arkadaşlarımız olabilir. Onlara da destek veririz. Üniversite okurken ilk başlarda materyaller, hani çok fazla materyal yoktu. Üniversite öğrencileri destek oluyordu bize, gönüllü derneğimizde gönüllü üyelerimiz vardı. Onlar destek oluyorlardı. Kitap okuyorlardı, artı soru cevap şeklinde test çözüyorduk. O şekilde çalışıyorduk derslere. Daha sonra materyaller çoğalmaya başladı. İşte sesli kitaplar, sesli şey, açık öğretim fakültesinin, ben açık öğretim fakültesi mezunuyum, o sitesine rahat ulaşmaya başladık. İşte deneme sorularıydı, çıkmış sorulardı, işte sesli kitaplardı. Onlara rahat ulaşmaya başladık. Sonra kolaylaştı ders çalışmamız. Sınavlara bir okutman, bir de şey, işaretleyiciyle giriyorduk. Kişi okuyor, diğeri işaretliyor. O şekilde. Az geçmesinler. Biz hani birlikte birçok şeyi açtık. Onlar da birlikte olsunlar. Birlikten kuvvet doğar diye hani bir söz vardır. Yani vazgeçmesinler. Mücadele, insan mücadele ettikten sonra, istedikten sonra her türlü engeli aşabilir bence.